sen çadırdasın ya bir de seni ilk defa getirdiğin için kendini sorumlu hissediyorum. Ulan dedim ilk defa hayvan geldi herhalde. Çadır bir açtım baktım şey var kafa lambası. <laughs> dedim bu ayı olamaz kafa lambası var. <laughs> dedim bu bizim ayı. <gülüyor> <gülüyor> evet Turatavuz podcastime hoş geldin. Hoş bulduk abi. Biliyorsun Emir Balaban'la bir bölüm yaptım kısa bir bölüm ama misafir olarak ilk konuğusun. Onur duydum. Çok teşekkür ederim. Benim için çok özel bir gün çünkü çok uzun zamandır podcast yapmak istiyorum. E, hayatımda en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi dostlarımla sohbet etmek. Vallahi seninle sohbet etmek de çok keyifli hatta. <laughs> ben senle her sohbeti de şimdi kendime bir şeyler katıyorum. Ben de seninle ve diğer dostlarımla önemli olan açık fikirli olmak, öğrenmek için. Senden yaşça büyük bile olsam ben de seninle her sohbet etme, seninle bir şey öğrenirim. Emin olursun. <laughs> ee, sohbete şöyle başlayacağım. Bir kere şu anda üzerim is kokuyor. Kamera şu anda is kokusunu almasa bile e, belki e, bunu söylemem gerekiyor. Kamptan geldik ve senin e, YouTube kanalın için çok güzel bir video yaptık. İlk kar kampındı. daha doğrusu ilk kampındı. öncelikle neler hissettin? Bence buradan başlayalım çünkü çok sıcak sıcağına yoldan gelip buraya oturduk. Tam bir saat falan önce yoldan geldik. <laughs> i̇lk yaptığım şey is kokusundan kurtulmak oldu. Duş aldım hemen. <laughs> bala bala gittim buradan. Bala bala gittim. Abi çok değişik bir deneyimdi ya. Hani şansımızda hava kar kampı olacak şekildeydi yani. Evet. Bu mevsimde hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ben de. Hani ben atmosfer olarak hani video izlersin, oyun oynarsın hep bu tarz atmosferli oyunlar oynardım. İçinde bulunmak çok keyifli hissettirdi. Çok soğuk hissettirdi. Ama sen dayanıklısın. Yani e, ilk kampın için ben sana söyleyeyim, e, zor bir kamp yaptım. Çünkü sonuçta bir yaylada, günlük güneşlik bir havada çadırda en fazla sıcak gelir, camı açarsın ama kar kampında uyku içinde olsan bile bazen gerçekten geceleri soğuk olabiliyor. Ki uyumadan önce sana birkaç kere uyanacağını söylemiştim. Çok ee, çaresizdi sen şey. de uyandın. Ee, ama ben senin dayaklı bir olduğunu biliyordum. Neden? Çünkü birincisi powerlifting yapıyorsun. Bu güç sporu. Yani sadece fiziksel olarak değil bence mental ama güçlü ama gerekiyor. İkincisi YouTube yapıyorsun. YouTube çok ciddi devamlık isteyen ve resmin isteyen bir şey. O yüzden ben dedim ki Tuna Tavus'a hiçbir şey olmaz. Onu götürmüşken şöyle bir zor bir kampa götüreyim ki döndüğü zaman hakikaten bir tecrübe yaşadık desin. Bence çok keyifliydi. Ve biz bu anıyı kaydettik abi. Yıllar sonra belki 10 yıl sonra belki 20 yıl sonra dönüp baktığımızda o videoda duracak. Hakikaten. Diyeceğiz beraber kamp yapmıştık. Ne güzel değil mi? Zaten YouTube'un en büyük güzelliği bu. Ben bazen bir şey diyorum ki ya diyorum Emir Balaban büyüdüğü zaman. Diyor ki ya bun, bu babam ne yapmış acaba gençken? Yani açsa YouTube kanalını. Şu anda herhalde 100 video geçtim. Ee, birçok spor denedim. Birçok insanla bir şeyler yaptım. Dağlara gittim. Kamplar yaptım. Şu an podcast'e başladım. Sonuçta işte burada da fikirlerimi aktarıyorum karşımdaki insanlara ve izleyenlere. Emir'in çok ciddi bir arşiv olmuş olacak. Tabii bizim de öyle. Ee, bugünün herhalde en büyük e, avantajı bu. Dijital çağın en büyük avantajı bu. Ben mesela dedemin, babamın öyle podcastleri olsa, videoları olsa kesinlikle oturup hepsini izlerdim. Ben de, ben de gerçekten. <gülüyor> Çünkü, <gülüyor> e, senin genin, senin atam büyün, e, istersin yani neler düşünüyor? Bir de senin yaşında nasıl düşünüyor, değil mi? Bunu görmek isterdin. Evet, o yüzden evet. bu bizim için harikaydı. E, kampa geri gelecek olursak eğer çok güzel bir videoydu gerçekten. Sen ama şunu söylemek için lütfen. Biz buradan iki buçuk saat yol gittik, körün tepesine çıktık, iki buçuk saat döndük ve o iki buçuk saatte aslında 2 milyon yıl farkettik. O yani adamından şu an. Çok teknolojik bir yani. ortam. <laughs> Seni farklı farklı ortamlara sokuyorum, ama kötü bir ortama hiç sokmuyorum. Kesinlikle, abi çok güzel. Bir kampta, bir kampta çok mutluydun. Yani o gözlerindeki ışıltıyı gördüm var ya. Abi çok güzel, çok güzel. E bunun en büyük sebebi birazdan konuşacağız. Sen çok yoğun birisin. E, o yüzden de kampta şöyle durmak sana iyi geldi mi? Ne hissettin? Bir kere telefona bakmadığımda çok mutlu hissettim. Bakamadım zaten. İnternet çekmiyordu. Hani denedim, yalan yok. Abi süre sonra alıştım daha böyle o ateşin çatırtısını, o doğanın sesini, rüzgar sesini, arada duyduğumuz hayvan seslerini o kadar iyi geldi ki. Yani şehre döndükten sonra kendim çok yenilenmiş hissediyorum şu anda. Değil mi? Bunun en büyük sebebi sana orada da söylemiştim. Aslında bizim bir hızımız var ve biz o hızı birazcık aşıyoruz. Ben de şu anda işlerimde işte Balıbana gittim demin orada bir e, işim var, buraya geldim bir ajansım var ve onun dışında birkaç tane daha ufak yeni kurduğum iş var çok seviyorum çalışmayı. Senin gibi işlerimi çok seviyorum ve elimden geleni yapıyorum. Ama günün sonunda e, bir arabanın beygiri ya da gittiği hız 100 ise eğer biz şu anda 130-140 kilometre gidiyoruz. Hem de antrenman yapıyoruz. Beslenmeye çalışıyoruz. Çünkü biz sonuçta formdan düşersek eğer e, geri kalanların hiçbir önemi değil bizim için. Kampa giderken bile biz yani biz geliştirecek yiyecekler alıp onları pişirdik. Evet. Rastgele bir şey almadık. Bir şey almadık. İşte. Ve bu çok kolay, kolay bir şey değil. Ama kampa gittiğimiz zaman çok böyle hiç bizde aslında olmayan boş savana sahip olduk ve yavaşladık, telefonumuzdan uzaklaştık. Bu bize acayip keyif verdi. Saatlerce sohbet ettik ateş başında, hiç sıkılmadık. E, düşünsene yani şu anda da ben seninle çok keyifli bir sohbet ediyorum ama ...ya yani şurada 8 saat oturduysak biraz sıkılırız. Ama kampta nasıldı? Saatlerce oturduk ve hiç sıkılmadık. E, ben inanıyordum senin çok seveceğini. Bence bu senin son kampın değil. ...mutlaka videoyu çeksek de çekmesek de kampa gidelim diyeceksin bana. Zaten abi hani videosuz da gidelim kesinlikle. Zaten bu... ...video fikrinden önce sen bana demiştin. Ben seni kampa götüreyim falan. Tamam, ben bayağı heyecanlanmıştım. E Bir de video işin içine girince hem işim hem güzel bir aktivite... Evet. ...kadınlar gelmedi yani. Evet. Ben... Ama kampla hiç boş oturmadık ya. <laughs> Özel Sen özellikle abi sürekli bir şeyler uğraşıyordun. Ben hiç oturmadım değil mi? <laughs> Normalde mesela evde o kadar iş yapamam. Yalan değil. Ama kampa gittiğim zaman hakikaten hiç oturmuyorum. Hep bir şeyler yapıyorum. Bir de ekipmanları da gördüm. Onları çok ciddi temizlemek gerekiyor. Yerine koymak gerekiyor falan. Yoksa bir dakika kamp bulamıyorsun. O yüzden kamp aslında kaloride yaktığımız bir yer. Peki iş demişken e, ben çok konuştum. Çünkü kamptan bahsediyoruz. Çok sevdiğim için. Sözü biraz sana bırakayım. E, seni çok başarılı buluyorum. Bu kanalda biz girişimcilerle de bir şeyler konuşacağız. E, hangi yaştan olursa olsun insanlara örnek olmasını istiyorum. Buraya bir siyasetçi gelebilir, girişimci gelebilir, bir iş adamı gelebilir. Sen de benim gözümde çok iyi bir girişimcisin. Çünkü sonuçta kendi işini kendin büyüten, hayal edip başarmış bir adamsın. Şu an çok ciddi bir kitlem var. Biz Bolu'da eee seninle gezerken köyde bile olsa, işte alışveriş merkezinde bile e, onlarca insan yanına geldi ve seninle fotoğraf çektirmek istediler. Bu çok büyük bir başarı. Aynı zamanda YouTube kanalında izlenme oranları çok yüksek. Yani çok ciddi kitlelere hitap ediyorsun. Nasıl başladın kısaca ve aslında e, nasıl, ne zaman büyüdü bu? Ve bunu nasıl yönetiyorsun şu anki hayatında? Neler yapıyorsun? Nasıl başladı? Ya ben çoğu için aksine büyük kitlelere hitap edeyim, ünlü olayım, para kazanayım diye başlamadım. Spor yapmayı çok seven bir insandım. Spesifik olarak powerlifting sporunu. Benim için başka hiçbir ürün yoktu. Hatta 2019 yılında ben artık okulum bile benim sporumdan çaldığını fark edip okulu bile egale ettim. Evet. Sadece spora odaklandım. Hani Geleceğime dair bir güvencem yoktu. İşte benim ailemden 20 tane daire kalmayacak. Babam milyarder şey değil. Evet. Ama bir risk aldım. Çünkü çok seviyordum. Ben biliyordum bir şey olacağını bu spordan. Yapmaya devam ettim. Ve hani yeteneğim de varmış. Disiplin de vardı her zaman. Çok güzel derece elde ettim. Yarışmalara katıldım. E zaten Instagram'da paylaşıyordum yaptığım kaldırışları. E, o antrenmanları hep paylaşıyordum. İnsanlar çok şaşırdılar. Nasıl bir anda o zaman 19-20 yaşındaydım. 20 yaşında bir çocuk nasıl 360 kilo tetif yapabiliyor hani? Şu anda kaç yapıyorsun maksimum? Şu an 400 attım en fazla. <laughs> Trap barda 500 kilo kaldım. <laughs> Onu gördüm Instagram'da. Trap barda 500 kilo. Acayip. Ve böyle iyi gördün insanlarda Instagram'dan. Öyle başladı anı kadar. Böyle övgüler geliyordu. Tabii kötü yorumlar da geliyordu. Çok tanılamıyordum. Evet. Ama böyle övgüler beni bayatta tutardı. Aa, nasıl kaldırdın? Helal olsun kardeşim. Şöyle böyle beni Global sayfalar paylaşıldı. King of the Pound Legends. Bana bir global kitle de geldi. O zamanlar motivasyon videoları izlediğim insanlar beni takip etmeye başladı. Yaşı büyük adamlar 30 yaşında, 35 yaşında. Ne gurur verici bir şey değil mi? O kadar mutlu oldum ki ya. Evet. Bana Rhino Senefer diye bir adam var. Onu geçtiğime dair böyle bir şey yapmıştı. Övgü mesajı atmıştı mesela. Evet. You got me beat, young man demişti. Young man, ha. Vay be. Peki Başlangıç harika, organik ve aslında oradaki şu, şu söz çok hoşuma gitti. Amacım para kazanmak değil, amacım ünlü olmak değil. Ya yani bu iki şey aslında insanı güçlendiren şeyler ve hedefin bu olduğu zaman bazen bu hedefe varamıyorsun. Hedefin o işi çok iyi yapmak ya da gerçekten o işte o işten keyif almaksa istemeden para kazanıp istemeden ünlü olabiliyorsun, tamam mı? Genelde de yani şu anda başarılı insanlarla konuşsak çoğu para odaklı bu işe başlamamıştır. O yüzden bence çok acayip güzel bir mesaj bu. Ee, onu kesinlikle oradan aldım. Peki, bence motivasyon e, marşa basıyor. Tamam mı? O insanların sana mesajları falan seni motive etti ve dedin ki... ...ya ben bu YouTube, Instagram, bu işi yapayım. Tamam, motive oldun. Ama bence esas başarı, her zaman söylüyorum, devamlılıkta ve disiplinde. Bu kadar video paylaşmayı, arabada geliyorduk kamptan video paylaşıyordun, gördüm. Bunu nasıl yönetiyorsun ve ne kadar zaman harcıyorsun? Yani bu aslında motivasyona çok alakası yok abi. Motivasyon zaman zaman bizi çok ileri atan bir şey. Ama bu olmadığında da devam edebilmemiz lazım bir şekilde. Çünkü her zaman olmuyor. Gerek bir ailenin problemi oluyor, gerek kötü yorumlar geliyor, gerek izlenmelerin düşüyor. Bunlar bizim motivasyonumuzu düşüren şeyler. E disiplin. Ben yaptığım, yapmayı bildiğim şeyi yapmaya devam ettiğim sürece ilerleme bir şekilde oluyor. Bir adım, iki adım neyse ama bir şekilde oluyor. Önemli olan devam etmek. Evet, önemli olan devam etmek diyorsun. Peki e, kilolarını da herhalde e, böyle kendi hedefler koyarak atıyorum işte 360 kilo dedik yaptım sonra 400 yapacağım sonra şu an bir hedefim var mı mesela? Aslında hiçbir zaman kendime rakam hedefi koymadım liftingde. Yapabileceğim maksimum. Ben yaptığım yapabildiğim en iyi disiplini sağladım kendime. Evet. En iyi yemeği yedim, en iyi şekilde beslendim, en iyi şekilde antrenman yaptım, uyudum. Sosyal ilişkilerimi bile kıstım bu antrenman için. O kesin zaten. Gerisini denize bıraktım. Diyorsun ki nereye gidebilirsin? Ben yapabildiğim en iyi şey yaptım. Yatağa yattım ve vicdanım rahattı, kafam rahattı. Zaten olabilecek en iyi şey olur kafasındaydım her zaman. Bence rakamlar birazcık limitleyici oluyor insanlarda. Ben çok gördüm mesela... ...260-270 kilo dediflere hemen hızlı çıkıp... Evet. ...300 dedif koyuyor 300 kilo. Ben diyor... ...bir aya bunu basacağım, iki aya. Aslında o 300'ü bir hedef belirleyerek kendini de limitlemiş oluyor. Evet. Aslında... Ee, şöyle bir şey diyorsun, ben kendimi hedef koyarak, kısa vadeli hedef koyarak limitleyebilirim. O yüzden ben çok daha ileri gitmek istediğim için kendimi limitlemiyorum. Ee, ve yapabildiğimin en iyisini yapıyorum diyorsun değil mi? YouTube konusunda da, idman konusunda da bence öyle Evet, Ke Kesinlikle katılıyorum. Ee, peki sana şunu söyleyeceğim, buraya bugün geldiğim zaman... ...arkadaşlarıma dedim ki, bizim Zeynel'e, Niko'ya, Buğra'ya, sen gelmeden burada bir hazırlık yaptık. Sonuçta işte biz de ilk defa bunu yaptığımız için... Ee, işte setup'ı kurduk falan filan. Çok da keyifli oldu. Sen de girince beğendin burayı çok bayağı. Çok ağır bir konumuz var arkadaşlar falan filan dedim. Ee, sen gelince de güldüler. Hakikaten sen hem kişi olarak çok önemlisin hem de gerçekten fiziksel ağır olduğun için ben onlara espri yaptım. Büyük ihtimalle de en ağır bugüne kadar ya da bundan sonra konuğum olacaksın. Türkiye'de şu anda powerlifting konusunda en ileriden biri sensin. Hatta Bırak Türkiye'yi. Bence şu anda dünyada, e, geçen gün bana söylemiştin, e, çok ağır kilo kaldıran, e, takip ettiğim efsanevi adamlar bana mesaj atıyor. Hı. Çünkü 500 kilo deadlift yaptın trabbarla ve 400 kilonun üzerine çıkıyorsun normal deadliftle. Dünyada da, e, bence Türkiye dışında da bu kilolara çıkabilen hani vardır insanlar ama çok fazla insan yoktur diye düşünüyorum. Çok fazla yok abi, sayılı. Sayılı değil mi? Peki, bunu bu yaşta yapıyorsun. E, sence yani bu devam ettirebileceğim bir şey mi yıllarca ve... E, ...fiziksel olarak bu seni yıpratıyor ya da mental olarak? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Çok yıpratıyor. Zaman zaman. Özellikle sakatlıklar... ...bayağı bir yıpratıcı oluyor. Mesela kampta gördüğüm şey dizim ağrıyor, dirseğim ağrıyor. Sürekli kronik ağrılar var. Biraz da onu gördüğüm için soruyorum aslında. E, sen şu an kaç yaşındasın? Şu an 24. A. 24. Kaç kilosun? 160. <laughs> 160 kilo. Gerçekten... Bilmiyorum ya bu ülkede yaşayan senin kilonda ve o kiloları kaldıran kaç kişi vardır? Emin yoktur herhalde diye düşünüyorum. Çok az. Çok az değil mi? Aynen. Ee, peki başka bir şey soracağım sana. Gerçekten bunu merak ediyorum. Bu arada podcast'in bir özelliği var. Ee, ben böyle e, seni takip eden biri olduğum için yakinen ve tanıyan biri olduğum için e, hiç hazırlanmadan bu podcast'te tamamen organik olarak sana bu soruları soruyorum. Kafamdaki sorular bunlar. Sen de bu arada bana istediğin herhangi bir şey sorabilirsin. Hatta podcast'in içeriğinde ben konuklar var. Lütfen şimdi sen bana sor sor falan diyeceğim. Tamam. Ee, şimdi işin spor tarafını geçtim. Ee, gerçekten orada hedeflerin büyük ve limitlememişim kendini. Bir de gençlerin ben şunu örnek almasını istiyorum. Ya da belki genç olmayan insanların bile örnek alması gerekiyor. Ee, demin bahsettiğimiz gibi bir şeye başlayıp devam ettirmiyorlar. Bu işte yazın geldiği zaman işte diyete başlamak. Maymun iştah. Maymun iştahlık. Tamam, bu insanda var zaten. Ya da atıyorum işte diyor ki ben diyor bir işe başlayacağım bunu yapacağım ama sonra bakıyorsun 6 ay sonra adamı görüyorsun. Bütün hedefleri değişmiş. Sana anlattığı her şey geride kalmış. Artık yeni hedefleri var falan. Ee, ben YouTube'da şunu gördüm. Ee, ben de neredeyse 100 bine geldim şu anda. Gerçekten devamlık gerekiyor. Ben YouTube'a başlarken benimle birlikte onlarca insan YouTube'a başladı ve şu an onların hiçbiri YouTube'da yok. Eleştirmiyorum sadece çok ciddi bir zaman harcamak. Olan var. bir gerçek bu yani. Evet. Yolda gelirken bana şunu söyledin. E, dedin ki ya abi işte gerçekten çok ciddi zaman harcıyorum bu işe diye. İzleyen insanlar da diyor ki işte belki işte ya Ertan Hoca ne güzel işte bak görüyor musun? Spor sonu var falan podcast yapıyor. Harika bir hayatı var falan. Okey beni geçtim. Konuk sensin. Ya Tuna'ya bak restoranlara gidiyor yemekler yiyor falan. Oo parasını da kazanıyordur falan. Abi kolay mı gerçekten ve nasıl bir e, zaman ve yemek harcıyorsun bu işlere? Bir kere abi kolay olsa bunu herkes yapıyor olurdu. Bravo. Kimse bu yaptıklarımızın arka planını görmüyor. Bir YouTube videosu 15 dakikalık bir videonun aslında iki gün aralıksız çekimde olduğunu bilmiyor. Ya da işte ne paralar harcandığını, onun için ne zamanlar ayırdığını bilmiyor. Ya da bilse de reddediyor. Çünkü yani kendi zaten bunu yapmayı yapacak bir insan olmuyor. Evet. Kıskanç oluyor çünkü insanlarda. Ya hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil yani. Ne kadar zaman harcıyorsun videolara? Kendin kurguluyorsun galiba. Ben videoları ya bir yakınıma çektiriyorum. annem, kız arkadaşım genelde. Vay be. Kurgusunu kendim yapıyorum. oturup 12 saat, 13 saat, belki daha uzun bazı spesifik videolarda oturup kendim editliyorum videoyu bilgisayar programıyla. Çok çok e, zor bir şey olduğunu biliyorum çünkü benim işimin parçası bu. E, Nikos'a olsun, Harun sağ olsun, onlar olmasa e, benim bunları yapmam çok zor olurdu. O yüzden biz böyle bir ekibiz ama senin yaptığın şeyde gerçekten saygı duyuyorum. Ya çünkü çok kolay dursam, değil. benim için yapsa bu videoları ki direndim zamanında. Evet. Benim mizah anlayışıma sahip olmuyor ya. En iyi editi ben kendim yapıyorum. Çünkü bir video çekerken aa ben bunu kurguda şöyle yaparım diye videoda bir şey diyebiliyorum hani. Ama daha videodayken kurgusu yapıyorsun değil mi? Aynen. Aslında işte yeni çağın şeyleri bu. Aslında sen bir yönetmensin. Kendi kanalındaki yönetmensin. Ve videoyu çekerken aslında kurgusunu da düşünüyorsun. Kesinlikle. Bu e, yeni çağın e, teknolojinin getirdiği bir şey, normal diziler, filmler çekirken yönetmeni bırak kaç kişi var sette ve e, bir diziyi çıkartmak için ya da bir bölüm belgesi çıkartmak için kaç kişi çalışıyor. Ama bugün dünyasında telefonlarla çekip, kurgulayıp, e, sesi alıp bir, yani 500 bin, 1 milyon kişiye bir şeyi izletebiliyorsun. Aslında bu da müthiş bir şey yani. Peki bu kadar insanın bunu izliyor olması ve eve geldim mesela videoyu paylaştın yorumlar geliyor. Okuyor musun yorumları? İlk başta okuyabiliyorum. <laughs> çok sıkıntı. <laughs> çünkü çok yorum geliyor. Sağ <laughs> olsun arkadaşlar. Ben hala hepsini okuyorum. ben, <gülüyor> <misin>? <gülüyor> ben de seni kadar yapıyorum. 100 Ama tane falan yetişemiyorum. Yetişemiyorum. Bir videoya 2000 3000 yorum geliyor. Yıl sonra 4 5000 geliyor. Yetişemiyorum. İnanılmaz. Diğerleri aynı şekilde. İlk başta biraz bakıyorum. Ama hani arada da bakarım tabii ki böyle denk geldikçe çok hoşuma gidiyor bunlar. Görünüşte gidiyor değil, değil mi? Hani hater oluyor tabii ki. Aslında ben Hayton'ı şöyle düşünüyorum abi. takılmam. Evet. O adam sahip olmak istediği her şeyi sende görüyor. Evet. Bu yüzden hater. Başka açıklaması yok ya. Mesela İskenderce yiyorsun böyle. Beş borsiyon yiyorsun falan. Abi şu an ben olacaktım. hani daha da üst boyutu. <laughs> ne var mesela? Diyor bu adam spor yapıyor, vücudu iyi. Evet. YouTube yapıyor, popüler. Parası var, istediğini yapıyor. Ben yapamıyorum. Yani bir gıcık oldum. Basıyor, yorumu diyorsun. Bence haterların olayı bu tabağından. Değil mi? Bir de genelde haterlarda galiba şey olmuyor değil mi? Böyle isim, soyad falan böyle Excalibur falan filan diye. Fake Hesap derlerdi. Genelde <laughs> Fake Hesap oluyorlar. Aslında Fake Hesap olmayanlar da çok küfürlü bir şeyler yapmıyor, yapmıyorlar. Yapmıyorlar değil mi? Davaya vermek için. Bende şöyle bir şey var. Ee, çok çok az olumsuz yorum aldım bugüne kadar. Ee, ve o olumsuz yorumların altında da özellikle açıklamalarını yazdım. Yani işte sen öyle düşünüyorsun ama aslında böyle falan gibilerinden haklı olduğunu düşünüyorsan eğer. Kitlem de bana böyle beğenerek ve oraya bir şeyler yazarak yardımcı oldu. Çok da fazla böyle kötü bir yorum almadım ama tabii ki... onları sen paylaşıyorsun. Paylaşıyorum <laughs> onları. <laughs> ama tabii kitle büyüyünce e, seni seven insanlar gibi sevmeyen insanlar da ol olabiliyor. Yaş kitlesi biraz da fark ediyor. Senin yaş kitlen biraz daha büyük. Evet. Benimki çok küçük küçücülükler da hani bunları izleyip yorum atıyorlar. Aslında mesela öyle bir şey yazmış ki onu yazan 8 yaşında 9 yaşında çocuk ama sen senin gibi adam yazıyor zannediyorsun. Değil mi? Böyle bir yanlış halk düşünebiliyor. Doğru söylüyorsun aslında hiç böyle düşünmemiştim yani. Bazen bir şey okuyorsun moralim bozuyor ama belki de bir çocuk şey yazıyor değil mi? Kesinlikle abi. O yüzden ben hiç moralimi bozmam. Moralimi bozmam. Ben bildiğim şeyi yapmaya devam ediyorum her zaman. Peki. Ben gerçekten senin sporunla ilgili ve işinle ilgili çok merak ettiğim şeyleri sana sordum. Ve insanlar da bence seni devamlı videoda hem e, yemek yerken ve o komik ve o güzel videoları yaparken izliyorlar. Senin bir tarafını biliyorlar. Ama aslında senin ben seninle sosyal ortamda muhabbet ettiği zaman sen o büyük güçlü görüntünün arkasında acayip naif kibar bir adamsın yani. İlk seni gördüğümde de böyle dedim ki ya bu ne iyi adam falan. İnsan tanımadan birazcık böyle e, öngörülü olamıyorsun. Ve e, ilk intiba derler ya hani karşılaşacağın zaman belki ben dövüş sporları yaptığım için Mesela benle tanışıyorlar diyorlar ki ya aslında sen çok iyi bir adammışım falan. Ne zannediyorsunuz abi ringe giriyorum dövüşüyorum diye böyle hani koridordan geçerken kemete omuz atıyorum falan mı zannediyorsunuz? Ya da atıyorum Tuna Tavus'la tanışıyorlar. Ya işte bizi yer o falan. <laughs> yani böyle insanların böyle bir şeyi var. Ee, senin de büyük ihtimalle e, sosyal ortamda tanıyan insanlar yapıyorlar mı sana da böyle yorumlar? Ben böyle çok arada soru cevap videosu falan çekiyorum. Özellikle benim bu eğlence videolarımdan gelen kitle çok şaşırıyor videoları. Evet. Diyorlar abi sen konuştuğumda aslında hiç de işte öyle bir hani bir şey bir insan kaba bir insan değilmişsin. Çok kibarsın, çok bilgisi olmasın. Ama hani eğlence videosunda bunu anlayamıyor insan. Çünkü orada ya bir şey vurup kırıp parçalıyoruz, gülüyoruz, bağırıyoruz. Ya işte bir şeyler lens. <laughs> bir şeyler derken de hani şey yapamıyorsun. Ne bileyim işte. İzafiyet de Dolanımlı olduğunu gösteremiyorsun. Ancak böyle podcastlerde işte soru cevap videolarında bu tarz videolarda kendini insanlara kesinlikle, kesinlikle diyorsun. Yani, kesinlikle ama seni bu şekilde tanımadılar. Ön yargılı olmamalılar. Benim için de öyle abi yani dövüş sporları yaptım diye kaba olmam e, kaba olmamı gerekecek bir şey yok. O yüzden bazı insanlar gerçekten ön yargılı olabiliyor. Yemek videoları demiş ki aklıma şey geldi. Fırat geldi. E, biz senin videoda da onu andık. Fırat'ı gerçekten çok seviyorum. Onu da davet edeceğim senden sonra. Aynı ama sana şöyle söyleyeyim. seninle bir yemek videosu mutlaka yaparım. Senin ne kadar biliyorum çünkü gerçekten. Yanında yiyorsun. Ama Fırat'ı, bak Fırat'ı ben de bir sporcu olarak şaşırttım. Mekan mekan gezdik ve farklı yerde yedik. Ben de kampta bayağı yedim gördün yani. Durladım abi. Durma, durmadan yiyorum abi. Kendi size'ıma ve bedenime göre ben de çok fazla yedim. Ne videosu yemek videosu diyor. <laughs> <laughs> Fırat dedi ki abi ben anlamadım dedi ya. Sen hani bu kadar yiyor muydun ya falan dedi. Oğlum dedim sen yemek kanalı yapıyorsun ama biz de antrenman yapıyoruz yani 25 yıldır 30 yıldır. Ama senin kas kütlen olsun, kondisyonun olsun yemek istiyor. Alıyor değil mi? Yakıt olarak istiyor. Mecbursun e, evet. Bir yerde sen tutuyorsun bu formda kalmak için aslında. Evet. Ama tutmasan yersin yani. Fırat'la siz de video yapmıştınız. Biz de yaptık abi. O ne dedi? Sana yorum herhalde. O biz ona kebap videosu çektik. Kokoreç tüm menüyü yedik. Bütün videoları çekmişti. Tüm menüyü yedik her başlıkta var galiba. Tüm menüyü yedik. O arada ne Peki bizim kamp videomuzun başlığı ne olacak? Çok merak ediyorum. Kamptaki tüm kurtları yedik. <gülüyor> <gülüyor> Akşam bu arada bir hayvan gelmiş diyorsun kampta. Geldi. Evet. Çok büyük ihtimalle seni gördü. Dedi ki boş ver ben geri <laughs> <laughs> Seni çadırdan biraz ses de geliyordu ben sana söyleyeyim. Aa ya. Hafif bir ses, uzaktaydım ama ses geliyordu. Şimdi bile biraz burnum tıkalı hatta fark eder izleyiciler zaten. Hem alerjik mevsimsel bir böyle bir şeyim var. Evet. Hem de çok kilodan dolayı da zaten horluyor insan. Tabii, Sen şey kolay değil. C ciddi bir fitte taşıyorsun. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim sana komik. Dün akşam benim arabanın üzerine çadır var biliyorsun. Orada yatıyordum. Aha. Sen herhalde uyanmışsın. Ee, sana sabah da söyledim bunu. Orada arkadan böyle bir şeyler alıyor. Ee, eşofman falan mı alıyordun? Ne alıyordun? Eşofman aldım. Sweatshirt aldım abi. Şimdi güçlüsün. Orada kutuları itip çekerken araba sallanıyor. Bir de bir ses geliyor. Sen böyle <gülüyor> <gülüyor> falan yapıyordun akşam uyudunca. Dedim herhalde hayvan geldi, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam, Allah dedim. Hani gelmez gelmez adamı ilk kampına getirdik. Ama ben bugüne kadar görmedim. Ben bunu çok görmek isterim. Yani canlı bir şekilde e, bir hayvan görmek gerçekten isterim yani. Ama günün sonunda şimdi ben yukarıdayım, güvendeyim. Sen çadırdasın ya. Bir de seni ilk defa getirdiğim için kendimi sorumlu hissediyorum. Ulan dedim ilk defa hayvan geldi herhalde. çadır bir açtım, baktım. Şey var, kafa lambası. <laughs> Dedim bu ayı olamaz kafalanması var. var. <laughs> Dedim bu bizim ayı. <laughs> yani ne, çok soğuk. baktım. Soğuk. baktım. <laughs> evet yapıyor. Sen acayip soğuk herhalde. Hakikaten bir ses geliyordu yani. Abartmıyorum şu an podcast izleyip. gibi. Gerçek. <laughs> bir ses geliyor. Şunu soğuk. araba sallanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan, ne oluyor? Neyse ama aklım sende kalmadı. Aklım ayıda kaldı. Dedim Tuna bunu çıkarttı. Yer bu ya. <laughs> <laughs> çiğ, çiğ yer. Valla güzel anlardı ama de kamp çok keyifliydi. Çok keyif. Sağ ol abi götürdüğün için. Ben teşekkür ederim. Ee, senin YouTube kanalına misafir ettiğin için. Umarım e, keyifli video olur. Kesin olacak abi. Senin bana sormak istediğin, akla gelen herhangi bir şey var mı? Abi sen çok girişimcisin ya. Ben senin bu özelliğini çok takdir ediyorum yani. Sağ ol. Sürekli yeni iş kurmaya çalışıyorsun işte. Balaban spor kısmı aynı, Şimdi ajans kısmı ayrı. Mutfak kurmaya çalışıyorsun. Ya mesela bunları nasıl yönetiyorsun abi? Şöyle söyleyeyim. Zaman açısından güzel. Evet. Şöyle söyleyeyim. Çok doğru ve güzel bir soru girişimcilik adına ve e, ben de bu soruyu yıllarca sordum. Fakat e, belli bir yaşa kadar işimi oturtmadan yapamadım. Hatta denedim. Şubeler açtım. E, çok koşturdum. Kendine ödüm vermeye başladım ve yapamadım sisteme girdim. Fakat her işinde bir sistem kurarsan eğer bir sonraki işe geçebilirsin. Bak bu çok kilit bir şey. Örnek veriyorum. YouTube çok iyi gidiyor olabilir. Sen kurguluyor olabilirsin. Ama eğer sen hayatın boyunca YouTube kurgulamak istemiyorsan, yan işler yapmak istiyorsan, o zaman belki de bir süre sonra senin eğittiğin kurgusunu anladığın yani seni anlayan kurgusuna karıştığın ama e, senin gibi kurgu yapan birine yani teslim olarak sen başka bir işe geçebilirsin. İş yükünü azaltıyorsun. Kesinlikle. Ben Balaban Sovyet Sports'ta şu anda sadece ofisi kullanıyorum. Bazen fikir veriyorum ama yönetim anlamında yokum orada. Çünkü çok değerli yöneticiler var, arkadaşlarım var ve gerçekten en az benim kadar iyi yönetiyorlar. O yüzden ajans tarafına geçtim ve bugün bulunduğumuz One Creative Agency'yi açtık. E, bunun en büyük sebebi senin gibi yönetmenliğe, çekime, YouTube değil sadece. Yani bu işlere çok e, ilgi duymaya başladım ve çok keyif almaya başladım. Sadece kendime değil, e, yakın çevreme ve iyi markalara da bu hizmeti vermek için bu ajans kurdum. E, farklı mutfak olsun, e, tekstil olsun bu işlere girerken de kendime çok doğru ortaklıklar e, ve doğru yapı buluyorum. Mesela benim fikrim şu. Biz senle diyelim ki aynı işi yapıyoruz. Powerlifting yapıyoruz tamam mı? Biz seninle gidip bir powerlifting cimi açarsak eğer Kesinlikle orada anlaşabiliriz. Çünkü ikimiz de ustayız anlıyor musun? Ama ben eğer e, finansçı olsam, sen powerlifter olsan, biz ikimiz bir spor salonu açarsak o zaman başarılı olabiliriz. Birbirimizi tamamlarız diyorsun. Evet. Çünkü deriz ki bak sen işin spor kısmındasın ve ben sana karışmayacağım. Yani içeride olan bir tenden, yani hocalardan sen sorumlusun. Ben de işin satış, pazarlama ve finans kısmındayım. Sen de fiyatlandırmaya, işte atıyorum e, bilançolara, bunlara karışma diyeceğim. Ama birbirimizi kontrol edeceğiz. Eğer böyle yaparsak bu bir iyi bir ortaklık olur. Diğerini yaparsak arkadaş ortaklığı olur. O yüzden seninle aynı işleri yapan insanlara ortak olmanı tavsiye etmiyorum. Ama seni doğru tamamlayacak, hem karakteri kişiliği güzel, hem de seni tamamlayan iş anlamında insanlarla ortaklıklar yaparsan, o zaman iş kollarını büyütebilirsin. Ben de e, bütün tecrübelerimle, hayatta edindiğim bütün şeyle, kimle, ne yapacağımı, iyi analiz edebilen insan sarrafı olmak gibi kısa zamanda röntgen diyorum yani röntgeni çekebilecek bir e, kıvama geldim. Cefaları ödeyerek, üzülerek e, falan filan. O yüzden de sistemler kuruldu ve keyifle bunu yapıyorum. Ama bu demek değildir ki rahat yapıyorum. Aynı senin bana arabada anlattığın ve burada bahsettiğin gibi ben de mesela bugün kamptan geldik. Bu işti bizim için. Çekim yaptık ve arabayı toplarken bile iki saat hazırlık yaptım gördün yani hani kurulum yaparken de toplarken de sonra herkes yolda uyudu ve ben de 3 saattir yoldaydım <laughs> Tuna acayip ya yani. Tuna böyle abi kaç saat var 2-3 saat yok ya ne demek burada enerji bir şekilde olmanı istiyordum o yüzden mutlu oldum ama sanki şurada bir on off düğmesi var tak basıyorsun Zohan vardı ya ekomod 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 anında ama anında uyuyorsun ben de senin gibi yani onu diyordum. Gerçekten çok çalıştığım, emek verdiğim, koşturduğum bir dönemdeyim. ama e, çok seviyorum işimi. Sen de çok seviyorsun farkındayım. İşine eğer mesela yapılacak şeyler biz hiç vereceğiz? Çünkü belli bir iş yok aslında. Biz yaratıyoruz. Biz yaratıyoruz. İçimiz yaratıyoruz, işimiz yaratıyoruz. Hani biri bize bir şey yap deyip mesai saatlerinde yapıp sonrasında kafamız rahat olmuyor. Bizeyiz. Gece 12'de de iş oluyor. Gece 3'te de, sabah 10'da da sürekli iş olacak. Ya zaten insanın anlamadığı o. Ee, bazen bir yerde çalıştığın zaman... ...hani kendi işini yapmak çok güzel geliyor. Ben yapmayın demiyorum. Ben yaptığım için kimseye yapmayın deme hakkım yok. Ama kendi işini yaptığın zaman... ...24 saat çalışıyorsun. Sorumluluk artıyor. Bunu unutmak lazım. O yüzden ben de senin gibi çok e, koşturuyorum. Ama bunu keyifle yapıyorum. Enerjim bana izin verdiği sürece de... ...yapmaya devam edeceğim. Üretmeye devam edeceğim. E, enerjim azalırsa da artık... ...kendi yaşımda bir arkadaşım bulup tavla oynar. Bugüne kadar yaptıklarımı kenara atar biraz... Tempoyu düşürürüm. Kampa, o zaman, kampa gideriz ama o zamana kadar... E, ...çok çalışmaya, üretmeye, spor yapmaya... E, ...devam edeceğim yani. Bırakmam yani. Güzel bir soruydu. Teşekkür ederim. Ya Benim e, cidden... ...spesifik olarak çok merak ettiğim bir şeydi. Bir yerde insanlara güvenmen gerekiyor yani kısacası. Kesinlikle güvenmen gerekiyor. Ama... E, ...belli yaşa kadar eğer... ...doğru seçimler yapmazsan... ...kendine hiç kızma. Çünkü o insanların da kötü olduğu anlamına gelmiyor. O ikinizin birbirine uygun olmadığı anlamına geliyor. Bir de insan gerçekten tecrübe etmeden doğru seçimler yapamıyor. Bir insanın birine kızması çok kötü bir şey değildir. Uzaklaşırsın rahatlarsın ama bir insanın kendine kızması çok kötü bir şeydir. O yüzden yanlış seçimler yaparsan kendine sakın kızma. Bu yanlış seçimler seni doğruya götüren şeydir diye düşünüyorum yani. O yüzden hiçbir şey boşun boşuna olmuyor hatta yani. Yaşadığın e, her şey, tecrübe ettiğin her şeyin bugünkü Ertan Balaban oluşunda, bugünkü Tuna oluşunda oluşunda e, hep çorbada tuzu var yani. Hep iyi şeyler yaşasak öyle e, 6 yaşındaki psikolojimizle ölüp gideriz ama ne yapıyoruz? E, hem fiziksel olarak gelişiyoruz hem de yediğimiz darbelerle e, kişiliğimiz, karakterimiz değişiyor, olgunlaşıyor ama sen yaşına göre zaten çok olgunsun. Ben 24 yaşında. Denyon'un tekeliğini dermişim. Çok sağ olun. <laughs> ol. Yok 24 yaşında ben gerçekten sizin jenerasyon biraz daha bizden daha girişimci daha farklı. Ben 24 yaşında o kadar fazla çalışmıyordum. Üretmiyordum. Sporcuydum ama e, senin gibi değildim. O yüzden emin ol. Ben 40 yaşındayım şu an aramızda 16 yaş var. Sen e, benden çok daha ileridesin. Eminim 40 yaşına geldiği zaman o zaman ben 56 yaşında falan bir dede olacağım. Ama sen 40 yaşına geldiğin zaman, 56 yaşında izleyenler kızmasın şaka yaptım. Ne <laughs> falan. Değil tabii ki yani o da bir adam olacağım 56 yaşında bir Nasıl şey. şey şakası. şakası? Ama sen e, 40 yaşına geldiğin zaman emin o. Benden çok daha ileride olursun mental olarak. Çünkü sizin jenerasyon bizden biraz daha farklı bir updated versions'ınız. Bize göre. Nasıl telefonları evet. bilgisayarların gerisi var öylesiniz. O yüzden nasıl sen benden bir şey öğreniyorsun. Ben de aslında sizlerden çok şey öğrenmeye çalışıyorum ya. Yani. Abi sen 40 yaşındasın, hiç göstermiyorsun bu arada. Teşekkür ederim. Biz seninle ilk oturup konuştuğumuzda YouTube'la ilgili konuşmuştuk. Ve hani YouTube'un ne kadar önemli olduğunu, geleceğe dair bir şeyler bırakmak için, bir marka oluşturmak için ne kadar önemli olduğunu sen bana anlatmıştın aslında. Yani evet sen zaten girmiştin ama benim gibi bir adamdan bunu duyunca da motive olmuştun. İnan. Ee, kendi eşime, Sahra'ya ya da çevreme bile ben bunu söylediğim zaman ya ne YouTube'u sen ne işler yapıyorsun yani işte ulusal kanalda e, belgesel yapıyorsun iş adamısın falan ama hayır Amerika'daki bile bazı iş adamlarının kendi YouTube kanalları olduğunu, psikologların doktorların gördüm ve kendi medyanın olmasını, insanlara hükmetmek, hükmetmek derken yani insanlara bir şey söyleyebilmek yani seni bir yere davet ediyorlar, söyleyebiliyorsun Numara ya davet edemezlerse ben şu anda özgürce kendi kanalımda Senle birlikte istediğini söyleyebiliyorum. Bu büyük bir güç. Güç olsun diye de bunu yapmıyorum ama... E, ...işletmesel anlamda da bunu çok doğru düşünüyorum. E, psikolojik olarak da bunu çok seviyorum, içerik üretmeyi. O yüzden o gün de öyle düşünüyordum, bugün de böyle düşünüyorum. Ama o günden bugüne benim işte 3 bin abone oldu, senin böyle 490 yüz doksan... Şaka yapıyorum. <laughs> ben biraz daha kitleye oynuyorum, sen... ...daha spesifik içerik ürettiğin için... Spesifik yapıyorum? Çok güzel işler yapıyorsun. Ben de çok mutluyum. Harika bir kitlem var. Genel yorumları görsen... Yani hepsi birbirinden kültürlü, eğitimli, güzel insanlar. Ve acayip güzel şeyler yazıyorlar. Ya bir de biz bu videoları yaparken ben niye yorumları okuyorum? Biz onları motive ediyoruz değil mi? Mesela sen bir şey yapıyorsun, motive ediyorsun. Ben bir şey yapıyorum, motive ediyorum. Onlar da bizi motive ediyor. Şimdi sen Bola'ya gittiğin zaman o insanlar senin yanına gelince... Abi diyorsun ki yani ben bir şeyler yapıyorum. Bu insan Ben bende fotoğraf çekecek. Ne kadar güzel bir şey değil mi? En güzel cümlede şu, duydum. Abi sporu senin sayesinde başladım. Şu kadar süredir yapıyorum. O kadar motive oluyorum ki... Ne güzel kardeşim o kadar güzel bir şey yapıyorsun ki ee, o zaman sen spor videolarını da çoğalt hatta ee, kamp videolarını da çoğalt. Her şeyi çoğaltacağım. Bence bence sen karakter kişilik olarak tabii ki o yaptığım videolardaki mizah ve yemek videoları harika eğlenceli ben de izliyorum. Ama sen çok yönlü bir adamsın bence çok daha farklı ve fazla insana dokunabilirsin. Sağ ol abi arttıracağım. Arttır. Ne yapmayı düşünüyorsun? Kamp videosuyla bir siftah yaptık. Bir de yaz kampı yaparız diyorsun. He? Yaz kampı arttırdı. Sevdi ya sen bu işi. Sevdim abi ben devamını getirmek istedim tabii ki. Onun dışında şimdi ben eğlence videosu, sokakta yarışmalar yaptım. İnsanlara para dağıttım işte bu. Dedlif yarışması yaptım, şınav çekme yarışması yaptım. Bu ayrı bir klasman. İşte antrenman videoları üretiyorum. Bir yandan yemek videoları üretiyorum. Bir yandan soru cevap tarzında bilgi içerikler üretiyorum. Şimdi biraz bakındım kanalıma. Genel olarak yemek videosu çok atmışım. Evet. Zaten yemek kitlesi benim artık elimde olan bir kitle. İnsanlar seviyor izlemeyi. Tabii ki ben bunu üretmeye devam edeceğim. Biraz daha geri kaldığım, zayıf olduğum alanları vermek istiyorum video olarak, içerik olarak. Çünkü turatavus denince giriyor adam. Onu yedik, bunu yedik. <gülüyor> <gülüyor> sadece bu değil. Yani i̇zlenen o ama ben sadece bu değilim. O yüzden arttırmayı düşünüyorum ben bütün içeriklerime. Ve bence şunu kesin yapmalısın. Yolda konuşmuştuk. ...antrenman programını kim yazıyor dedim. Kendim yazıyorum dedim. Ve kendimi çok iyi tanıdığım için... ...ve bu işi bildiğimi düşünüyorum. Çok iyi yazıyorum ve e, gelişimi kaydediyorum dedim. Bu çok zor bir şeydir. Ben de kendi programı yazıyorum ara ara. E, ama kendi yazdığım programı yapmak da kolay değildir. Birine teslim olmuyorsun. O yüzden mutlaka ben en azından... ...senin kanalını izleyen biri bak. senden şunu rica ediyorum. Kesinlikle powerlifting ile ilgili... ...gelişiminle ilgili tekniklerle ilgili e, şeyler paylaşmalısın. Ben de bir ara e, Furkan'la program alıp ağır sağlam Furkan'dan powerlifting belli bir süre denedim ve çok hoşuma gitti. Ama tabii ki çok yüzeysel. E, mutlaka bu konuda içerikler yapman gerektiğini düşünüyorum. Ben bu konuda içerik üretmediğim için insanlar biraz şöyle bir algıya da kapılıyorlar. Özellikle beni sevmeyenler de bunu bohluyor poh tabii ki. Evet. De. Bu adam hiçbir şey bilmiyor. Zaten videosu çok çekmiyor. İlacı alıyor. Yemeği yiyor. Basmıyor. Çok kolay. Böyle bir şey var mı ya? O kadar kolay değil. Çok güzel bir şey söyledin başlarken. O kadar kolay olsa herkes yapardı diye. Tişörte bile basılacak bir söz bu. Hakikaten öyle. Biz yapmayanlara eleştirmiyoruz. Sadece eleştirenlere şunu söylüyoruz. O kadar kolay değil. Değil. Değil mi? Tuna benim için harika bir gündü dün. Seninle kamp yaptık, eğlendik. E, 2000 yıl ileri geldik ve bugün burada podcast'lı karşı karşıya e, One Creative Agency'deyiz ve e, güzel bir sohbet daha ettik. Umarım daha birçok bir video yaparız, sohbetimiz olur. Kamera önünde de arkasında. Ee, İstanbul'a gelince bir abin olarak beni her zaman ararsın zaten. Arıyorum abi zaten. Arıyorsun, ben de çok mutlu oluyorum. Ve bu podcast benim için çok önemli. Çünkü Emir benim oğlum ama onun dışında konuk aldığım ilk sensin. Bu organik bir şekilde oldu ama ben çok mutlu oldum. İlk kimi çağıracağım diyordum. O yüzden e, çok teşekkür ediyorum sana geldiğin için. Sağ olasın abi. Ben teşekkür ediyorum beni ağırladığın için. Zaten biz bu sohbetin bir 10 katında kamera arkasında yapmışızdır. <gülüyor> Doğru. Doğru. <gülüyor> Doğru. Doğru. Ben çok mutlu oluyorum ki seninle konuştuk zaten. Kesinlikle. Mutlu Doğru. oluyorum. Sağ olasın abi. Eyvallah. O zaman bir dahaki videomuzda, kampımızda ya da sohbetimizde görüşmek üzere. Kesinlikle devamı gelecek. Görüşürüz abi. Görüşürüz.